arkadaşlar, bu videoda sizlere görüntü aktarma cihazı, daha doğrusu kablosuz görüntü aktarma cihazı. Aynen. Bunu anlatacağız. Bunu böyle burada anlatamayız tabii de, televizyona bakacağız birazdan. Ama önce kutusuna neler çıkıyor bakalım ama kısaca. Kutu içeriği çok zengin abi. Çok zengin değil mi? Aynen. Cihazın kendisi çıkıyor. Şurada bir HDMI koruma amaçlı bir şey var. Kullanmadığınız zaman bunu mutlaka takın. Ne oluyor takmaz zaten, bir şey oluyor mu? Ya sonuçta bu bir kablo değil, hani şurası bozulduğu zaman bunun tamiri muhtemelen zor olur. Hani kablo olsa atarsın, yenisini alırsın, aynen. Şimdi bak bir de kutunun içinde. Bu kadar, bitti kutu içeri. Aynen, kullanım kılavuzu var. USB kablosu var, USB 2.0. Bunlar enerjiyi şeyden alıyor abi. Televizyon takıyorsun bunu, arkasından USB'ye. Aynen, televizyonunuzda hani USB boşta yoksa isterseniz cep telefonlarını şarj eden adaptörle de gücünü alabilirsiniz. Bunu da televizyon arkasına takıyoruz ve telefonun, tabletin görüntüsünü aktarıyoruz. Hani kablosuz görüntü aktarma cihazı o. Tamam, televizyona bağlayıp öyle bakalım. Yani bunu anlatarak bir yere varamayız. Aynen öyle. Televizyona bir bağlayalım bakalım nasıl çalışıyor, olayı neymiş, hep beraber görelim. Şimdi televizyona bağladık abi. Aleti HDMI'den, gücünü de USB'den verdik. Televizyonun USB'sine bağladık, bir sorun yok. Şimdi karşımıza böyle bir ekran çıkmadı bizim ilk açtığımız zaman. Bir güncelleme ekran çıktı. Otomatik olarak güncelliyor. Zaten aletin içinde kendi Wi-Fi'si var. Biz telefonumuzu direkt bu alete bağlıyoruz. Hani telefonumuz aynı anda... Telefon ayrı yerden Wi-Fi çekmiyor. Sadece aynen. Bu cihaza bağlı oluyor. Bu cihazda yani Wi-Fi çekiyor. Hotspot muhabbeti var ya. Aha. Onun gibi düşün. Tamam. Şimdi bu aleti nasıl kullanacağımıza gelelim. Öncelikle telefonumuza veya tabletimize Ezcast diye bir uygulama var. Ezcast artık nasıl okuyorsanız. Zaten şu an. Diyor. Aynen, bir numarada gördüğünüz alet. Onu gördüğünüz gibi diyor ki bu marketlerden arasın. Altına da QR kodunu koymuş. Google Play Store'da var. OS platformlar. Windows Phone'da gözüküyor ancak Windows Phone'da böyle bir uygulama yok. İndiremiyorsunuz. Belki cihazda hani kendi için indirebiliyorlardır ya. Yani marketinde yok, öyle diyelim. Hani marketlerde gözükmüyor. Hani bakacaksınız QR koddan. Aynen. Burada şeyleri anlatmış zaten. Hani 1, 2, 3 diye adımları anlatmış. Dilerseniz hani bilgisayarınıza bağlayabildiğiniz o adrese giderek oradan da bağlayabiliyorsunuz. Daha sonra işte diyor ki takın diyor aleti televizyona. O diyor Wi-Fi ağına bağlanacak ve sizin telefonunuz, tabletinizin görüntüsünü oraya aktaracak diyor. Aslında çok da basit. Ya çok basit bir mantığı var. Hani birkaç eksikleri var. Onlara da değineceğiz. Tamam. Şimdi aslında en büyük eksiği tabii kablo olmadığı için arada bir lag olacak değil mi? Ya illaki olacak. Hani ama neyde lag olacak? Mesela internette gezinirken bu lagı hissetmezsin ama oyun oynarken çekiyor. Yani oynayamazsın bunda oyun. Ya da telefondan bakıp oynayacaksın. Başka falan saçma sapan görecek herhalde. Aynen. Şimdi şuradan tabletin de ekranını göstereyim. Şu an tabletin ekranı bu. Aynen. Tabletin ekranında böyle bir görüntü var. Şu üsttekine tıklıyoruz. İlk açtığınız zaman bu zaten alı bulup otomatik olarak bağlanıyor. Bir şifre soruyor size. O şifreyle beraber bağlanıyorsunuz ki başka insanlar bağlanamasın diye. Üste çıkıyor zaten. Buna tıklıyoruz. Bu ekran önemli abi şimdi, onu söyleyeyim. Bu ekran Ezcast uygulamasının kendi ekranı arkadaşlar. Fotoğraflara, işte kamera, müziğe, filmlere veya browser'a buradan ulaşıyorsunuz. Bunu... Browser dediği internet arayüzü. Evet. Bunu şey gibi de kullanabiliriz aslında bu aleti. Miracast muhabbeti var, direkt ayna. Hani tabletimize neyi görüyorsak onu da aktarıyor. Hı-hı. Ama onda lag iyice coşuyor. Hani bu şekilde kullanmak biraz daha iyi. Zaten basit indiriyor yani biraz kendi içinde. Aynen. Hani orijinal bir Miracast cihazı bile olsa oyunlarda lag oluyor, oynanmayacak seviyede. Canım, yani kablosuz bağlanmayacaksınız zaten çünkü böylecilerin peşinde koşmayın. Bu aletin en bombasını da alsanız sanıyorum lag ya oyun oynayamayacaklardır. Şimdi buradan mesela fotoğraflar sekmesine tıklayayım. Ya menüsü böyle arkadaşlar. Fotoğraf kısmına geldik. Happy Casting diyor bize, iyi dileklerini diliyor sağ olsun. Şimdi tabletimizin ekranında dosyalar var. Hani siz galeriye hangi klasörleri yaptıysanız onları görüyoruz. Şu an ekranda bir şey yok. Bir fotoğraf açtığımız zaman direkt gelecek. Açalım fotoğrafı. Gördüğün gibi Money Talks. Aynen. Kedi bizden zengin. Yaklaştırıp uzaklaştırabiliyoruz. Çok ufak bir lag burada da var. Hani fotoğrafta çok rahatsız etmez de bir oyunda veya videoda yani çekilmez çile olabilir. Arif belli oluyor. Videoda da aslında çok sıkıntısı yok. Oralara da geleceğiz. Şimdi fotoğraftan çıktım, kamerayı diyorum. Kamerayı açtığım zaman inception oldu. Kamera reception oldu işte gördüğünüz gibi. Kamerayı da televizyonun ekranından yönetebiliyorsunuz. Direkt ön kameraya falan da geçebiliyorsunuz. Çıkalım buradan.
müzikleri yönetebiliyorsunuz buradan ama müzik player'ı hani bir Windows Media Player veya hani herhangi bir bilgisayardaki player tadında değil, sadece sesi açıp kısma ve diğer şarkıya atlama gibi basit özellikler var. Ekstra ayarlar yapamıyoruz. Videolara gelelim. Videolarda da aynı fotoğraf mantığında anlattığım gibi sizin galerinizdeki videoları tabletinizden gösteriyor size. Daha sonra buradan bir video açmanız lazım. Şu videoyu açalım. Sesini tabletimizden kısabiliyoruz. Şu an tabletimizde hiçbir video görüntüsü yok. Sadece hani akıllı bir kumanda gibi düşünün tableti. Aynen böyle bu şekilde gözüküyor. Tabletinizi bu hale getiriyor. Yani hiçbir görüntü yok. Bütün görüntü televizyonda. Yani görüntüyle hani video sıkıntı yok gibi ya. Videoda sıkıntı yok ki. Ben bunu da bir uygulama için çekmiştik. Arada bir buffer yapıyor. O da hani zaten bir ağa bağlandığı için hani kablosuz bir bağlantı olduğu için buffer yapmak zorunda. Evet, biraz geç gelecek ki size görüntü kopmasın diye sonra. Aynen. Hani bu buffer'ın olmasını istemiyorsanız en başta biraz durdurun. Hani YouTube mantığında doldursun biraz sonra izlemeye devam edebilirsiniz. Evet. Burada çam dibine uyduğunu düşürdük. Aynen. Hatırlı uygulama. Şimdi onun dışında geri geldikçe şey bir kesin bu ana menüyle karşılaşıyor. Aynen öyle. Ya kötü yanını söyleyeyim şimdi bundan. Eğer altyazılı bir film izleyecekseniz altyazılarda sıkıntı var. Türkçe karakterlerde mi? Türkçe karakter. Ya genel olarak sıkıntısı var. Şimdi açayım filmi daha iyi anlatırız. Bunda bir sürü insan MP4 veya MKV film izlemek isteyecektir. O da biraz sıkıntılı arkadaşlar. Eğer Türkçe vesaire değilse izleyemiyorsunuz. Alt hızlar destekleniyor ama çok kötü bir şekilde. Yolculuk yapmamaz. Orijinal yoktur. Mesela onun altında bir yazı var onu göstermemiş. Muhtemelen, fark etmeyi eksik gösteriyor. Muhtemelen Türkçe karakter girdiği anda o yazı sapıtıyor gibi geldi bana. Aynen. Bu güncelleme de düzeltilebilecek bir şey. Bence hani bu tarz bir aletin en önemli özelliği kablosuz olarak filmi, videoyu televizyona aktarmak. Bunu ya ilk yapacakları iş bu olmalı bence. Aynen yaparlar da herhalde. Ya dizimizi izleyeceklerse zaten çıktım aradan. Ne üstüne gömüyor. Aynen. Bu ekranda, tabletindeki ekranda bir web tarayıcı kısmı da var. Direkt açılır açılmaz kendi sayfasına yönlendiriyor. Bunu kapatalım. Google olmazsa olmaz tabii. Şöyle web tekmeye girelim. Gördüğün gibi tam ekran güzel bir şekilde açılıyor. iPhone'u çok da ünlendirmiş. Bak bir şey var, klavye hani ben şimdi buradan bir şeyler yazıyorum, klavye hiçbir şekilde orada çıkmıyor. Bu hani bazılarına göre artı bazılarına göre eksi olabilir ama zaten klavyeden bir şey yazacaksan tamam lazım. Zorundasın evet. O yüzden yani mantıklı bir şey olmuş. Karşıdakiler görmüyor, temiz sayfa görüyor. Şeyi deneyelim de YouTube'dan video izleyebiliyor muyuz? Kendi YouTube uygulaması yok mu? Var ama o da kötü. Şöyle kötü hani belli başlı videoları izleyebiliyorsun. Canlı yayınları falan izleyebiliyorsun. Canlı yayınları izleyebiliyor musun? Ama işte sadece başka canlı yayınları izliyorsun. Başka da hiçbir şey izleyemiyorsun. Yani normal. Biz kendi bildiğimiz YouTube'a göre. Evet, tekno taş diye araba yapmış. Şimdi çakma iPhone 6 incelemesi. Tamam geldik. Bakalım açacak mı? Ooo buffer muhabbeti full de oturuyor. Kanalı geçti. O temiz görüntü verdi. Evet, şu an görüntü sanıyorum 720p olarak veriyor. Yukarı ayartısına bakabilir miyim? Buffer'dasın bakalım. Full lip verecekse çok güzel. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere daha piyasaya çıkmış olan Google'un 29'unda 29 Ağustos'ta. Evet, şu an YouTube'dan yeni videomuz açtık. Cahiceli'de izliyoruz. Bence temiz verdi. Yani. Temiz verdi. Ben beğendim. Hani bu özellik güzel. Hani YouTube'a girip rahat rahat video izleyebiliyoruz. Çok temiz olmuş. Ya bir de şöyle, bu cihaz o kadar da pahalı değil ya. Hani 100 lira civarında bir cihaz. Aynen, 100 lira civarında ve kablosu bağlı işte. Hani illa çok merak ediyorsanız, yani ben bununla dizi film izlerim diyorsanız, ya da işte YouTube falan yaptığım yerden açarım, telefonu yakın çok küçük ya da telefonu şarja koyacağım, açacağım karşımdan göreyim diyorsanız. Söyleyeyim hani, dizi film izlemek biraz zor olur altyazı problemi ama hani bir sürü dizi izleyebilecekleri site var ya da içine gömüldür altyazılar. O zaman rahat rahat izleyebilirsiniz. Onun dışında hani altyazıyı atayım da oynatsın diye bir şey yok. Ama ya da İngilizce düşün de yok şu an yazında. Tekrar hatırlatalım. Ana menüsüne geriye gelelim. Başka neler var? Cloud Video, işte Lee dediğim muhabbet bu canlı yayın. Sadece YouTube'daki canlı yayınları gösteriyor. Social dediğim muhabbet var. Social dediği ne? Social işte bu ilkesin kendi... Gelmişken bakalım. Başlayayım. Kendi şeyleri. Böyle bütün her şeyi toplamış. İşte Facebook'la, YouTube'la vesaire.
Aynen, bütün sosyal ağları bir çatı altında topladığı bir uygulama koymuşlar içine. Game dediği olay... Açayım. Orada çıkacak mı? Çıktı, gördüğün gibi bunlar. Kumar. Kumar. Blackjack diyor. Host diyor. Client 1.6. Bir şey... şu an online mi oynuyor bu oyun? Online olması lazım. Emin değilim. Ya işte bu da böyle oyun. Ya sonuçta işte biz bunu kampanyayla veriyoruz değil mi? 22 sene veriyoruz. 20 başta sol üstte kampanyadan yazıyor. Yazmıyorsa kampanya değildir. Şimdi şöyle, eğer sizin tabletiniz veya telefonunuz Miracast destekliyorsa bunu hani direkt tabletinizin görüntüsünü de şey verebiliyorsunuz. Ayna gibi direkt tabletlerine görüyorsunuz, onu da verebilirsiniz ekranınıza. Ama onda da hani yine oyun vesaireden çok performans beklemeyin. Onda şöyle bir güzellik var. Tabletinizden MX Player, VS Player gibi şeyler yüklüyse filmlerin altyazılı JJ'yi izlersiniz. Ha, o zaman iyi. Tabii evet. Onun dışında hani Android 4.0 üstü bir cihazınızın olması lazım. Ve Miracast olması lazım cihazlarda. Aynen. Miracast ayrı bir özellik. Donanım altta değil mi? Evet, EZ Mirror diye geçiyor zaten bunda da. 22'sinde bu cihaz sahibini bulacak. Diğer işte 6.14 falan filan kullandıkları gözlüğü kampanya. Video çünkü çok uzun süre kalacağı için kampanya bittiği zaman bakacaksınız, size diyeceksiniz. Kampanya yoksa video geçerli değil. Ne diyeyim dedin değil mi? Yok, video geçerli. Video geçerli, hani kampanya geçerli. Orayı basıp alabilirler de. Aynen. Yine merak ettiniz. Aklına takılan bir şey varsa bakarsınız. Zaten update kısmı da, update kısmı burada herhalde değil mi? Evet. Açılır açılmaz zaten kendini hani internete bağlamak zorundayız. Şöyle, bu SDK'si kurduğunuz zaman buradan kumanda edip bir upgrade yapmak zorundasınız en başta. İlk olarak. Aynen. Ya da notta belirtiliyor da. Evet, işte yani notta yaptıkça bunu kurulacak. Onun dışında buradan ekran çözünürlüğünü ayarlayabiliyoruz, o güzel olmuş. Full HD mesela. Televizyon Full HD olduğu için Full HD'ye aldık. İşte burada arasındaki bağlantı şifresini ayarlıyoruz buradan bir yandan. Hı hı. İşte bağlı olduğumuz internet tarafı. Dili seçiyoruz. Dili Türkçe var içinde ama Türkçe'ye getirmeyin. Türkçe saçmalıyor. Saçmalayabiliyor karakterler şu, falan. Karakterler oturmalı yapıyor. Evet, default mode dediğimiz olarak bu EZ Mirror muhabbetine alacak. Yani eğer şey, default mode hani açılır açılmaz, içinde gelecek olan modu açılır açılmaz şöyle kalsın. Siz eğer evet. Mirror alacaksanız değiştirirsiniz onu. Burada işte IP IP gösteriyor. Aradaki arayıcıları gösteriyor. Hani önce Miracast'ten yani cihazı bu adaptöre bağlayıp oradan mı modem bağlayayım yoksa cihazı modem bağlayayım, telefonla modem bağlayayım arasındaki ilişki ona tanımaz. Yayın birbirine de soruyor. Fark etmez o. Zaten arasındaki farkı biz anlamayız herhalde. Aynen. Oradan da upgrade yapıyorsun. Yani yarın bir gün belki kendi içinde Türkçe karakteri destekleyecektir büyük ihtimalle zaten bu altyazı muhabbetini. Ya zaten bu uygulama üzerinden çalıştığı için hani sürekli geliştirilebilir. Aynen. Ha. Upgrade kısmını da kontrol edersiniz. Gerçi kendisi de gelebilir. Marketten EZCast uygulamasını arayıp buluyorsunuz. Zaten içindeki kullanım kılavuzu da gayet açıklayıcı bir dilde yazılmış. Güzel bir Türkçe yazılmış o. Güzel Türkçe demişken de soracağız.fm.com'a güzel Türkçe'de soru sormaya çalışın. Nilerim umuları. Soru cümlesi yazıyorsanız, o soru cümlesinin sonuna soru işareti koymanız gerekiyor. Sadece ilk baştaki harf büyük olsun, markalar büyük olsun, geri kalan harfler küçük harfle başlasın. Kestop açıp da soru sormayın diyoruz. Önümüzdeki yaz alacağınız telefonu şimdiden tasasına düşmeyin dediğim ben. Aynen. Onu da sormayın. Yani teknoloji hızlı gelişiyor arkadaşlar. Neyse bu kadar. Var mı başka eklemek istediğim bir şey? Yok, güzel cihaz, teknoloji. Aynen teknoloji daha da iyi, çok çok daha iyisi de var. Ama sonuçta bir kablo değil, hiçbiri bir kablo aynen, değil. Aynen, kabloyla bağlarsanız ne bir lag sorununuz olur. Oyunları da cayı cayı oynarsınız. Aynen. Filmleri de cayı cayı izlersiniz ama hani kabloyuz. Kabloyuz şu an ama kablosuzun da rahatlığı. Tabii, harbi cihaz, olay yok ona. Ama gelişmekte olan teknoloji. Ufacık telefonla hayvan gibi eşyalar kablosu bağlayayım, ağırlık yapayım, onu oradan çekiştireyim de izleyeyim falan filan yapamayacağınız için. Kaldı bunun hakkında da o zaman. Evet, en azından bir kitap okursun, bir şey okursunuz ya. Güzel. Bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sizlere kablosuz görüntü aktarma cihazını tanıttık. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, hoşça kalın. Takipte kalın bize. Kendinize iyi bakın.